Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınları AYT biyoloji denemelerinin 25 yani kitaptaki son denemenin çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Birinci sorumuz. Kurak ve nemli ortam bitkileri yaşam yerlerinin farklı olması nedeniyle bazı yapılarına farklı adaptasyonları sahiptir. Buna göre kurak ve nemli ortam bitkileri aşağıdaki bitkisel yapılardan ile ilgili farklı bir adaptasyona sahip değildir. Stoma ile ilgili sahiptir. Örneğin kurak ortam bitkilerinin stoma sayısı hem çok az hem de bulundukları yer böyle alt konumluyken nemli ortam bitkilerine bol bol stoma ve üst konumlu olur. Küçük oda tabakasına sahiptir çünkü kurak ortam bitkilerinki kalın, nemli ortam bitkilerininki incedir. Yıda da sahiptir. Kurak ortam bitkilerinde yokken nemli ortam bitkilerinde bol miktarda hidotot vardır. Tüyde de sahiptir. Çünkü tüy, e, bunu emici tüy olarak da düşünebilirsiniz, yapraktaki tüy olarak da düşünebilirsiniz ama özellikle emici tüy olarak düşünürsek, kurak ortam bitkilerinin emici tüylerinin ozmotik basınçları oldukça yüksektir. Bu sayede çok rahatlıkla topraktan su alabilirler. Ama nemli ortam bitkilerine bu kadar güçlü bir tüye ihtiyaç yoktur. Peridermis bakımından ise bir farklılık yoktur. Her ikisinde de peridermis aynı şekilde üretilir. Aynı görev üstlenir, farklı bir peridermis adaptasyonu diye bir şey olmaz. İkinci soruya geldim. Buna göre civanın ok yönünde şu şekilde ilerlemesi için olayların hangilerin gerçekleştirilmesi uygun olur? Optimum şartlar altında tutulan şekildeki düzenin havası alınmış. A ve B kaplarına yerleştirilmiş. Canlıların bir süre yaşama sonucunda civanın hareket etmediği görülmüştür. Şimdi bakalım. Şurada laktik asit bakterisi var. Laktik asit bakterisi ne yapacaktır? Laktik asit üretecektir. Ama ortamdan herhangi bir madde alıp verme gibi bir durum olmayacaktır. Şurada ise bira mayası var. Bira mayası ise havası alınmış düzeneklediği için sadece etil alkol fermantasyonu yapabilir. Etil alkol fermantasyonu sonucu açığa karbondioksit çıkar. Ama buraya bir karbondioksit tutucu konulmuş. Karbondioksit tutucu bu karbondioksit tutar ve o da ortama gaz veremez. Böyle olunca cıva hareket etmez. Şimdi cıvanın hareket etmesi için ortama hava verilmeli. Eğer ortama hava verirsem bira mayası oksijenli solunum da yapmaya başlar. Oksijenli solunum sonucunda da yine ortama oksijen oluşur. Ama bu oksijeni yine karbonik tutucu tutar. Bir yandan da bir amayısı ne yapar? Oksijenli solunum nedeniyle ortamdan oksijen alır. Bu durum ortamdan oksijen aldığı için cıvayı kendine doğru çeker. Yani ok yönünde değil, okun tersi yönünde bir hareket olur. Dolayısıyla bir gitti. 2. Karbonik tutucu ortamdan uzaklaştırılır. Evet bu olur. Eğer karbonik tutucu ortamdan uzaklaştırırsak, bir amayısı ortama verdiği karbondioksit de cıvayı ittirir ve ok yönünde hareketi sağlar. 3 Laktik asit bakterisinin sayısının arttırılması hiç gerek olmaz. Çünkü laktik asit bakterisinin zaten gaz yönünden ortama bir katkısı da aldığı malda hiçbir şey yok. Dolayısıyla 3 gitti. Cevabımız B olmuş oldu. 3 değil. Eritrositlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dolaşıma katılmadan önce çekirdek ve organellerini kaybederler. Evet. Bu doğrudur kemik de üretildikten sonra dolaşıma katılmadan önce bunları kaybederek dolaşıma girerler. Emronik dönemde karaciğerde ve dalakta üretilir. Evet bu da doğrudur. Normalde üretim burada olmaz. Kemik iliğindedir. Ama emronik dönemde daha kemikler gelişmediği için karaciğer ve dalak bu görevi üstlenebilirler. C. Dolaşıma katıldıktan sonra bölünme özelliği kazanır. Bu yanlıştır. Eritrositlerin zaten çekirdeği olmadığı için bölünme diye bir faaliyet göstermeleri de mümkün değildir. Cevap çıktı ama devam edelim. Laktik asit fermantasyonu ile ATP ihtiyacını karşılar. Evet eritrositlerin çekirdeği bulunmadığı için laktik asit fermantasyonu yaparak ATP üretimini sağlarlar. Hemoglobin ile karbonhüksü oksijen taşırlar. Evet yapısındaki hemoglobin solunum gazlarının taşınmasını sağlayacaktır. 4 değil. Nefronlarda idrar oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Süzülme, geri emilim ve aktif salgılama olayları ile idrar oluşturulur. Evet idrar oluşumuna 3 temel olay vardır ve bunlar sırasıyla süzülme, geri emilim ve aktif salgılamadır. Sağlıklı bir insanda proksimal tüpte ve glikozların tamamı emilir. Evet çünkü süzülme ile yapıya geçen sağlıklı maddelerin geri alınması lazım ve bunun proksimal tüp yapar. Kreatinin geri emilime uğramaz. Evet, süzülme ile 5 tane mi kreatinin geçti? O zaman 5 tanesi dışarı atılacak. Geri emilimli bir şey olmaz kreatinde. Dolayısıyla bu doğrudur. D Distal tüp üre geri emiliminin en fazla olduğu nefron bölgesidir. Distal tüpün asıl amacı en çok gördüğümüz olay aktif salgılama yapmaktır. Burası üre yoğunluğunun arttırıldığı bir alandır ama üre geri emilimi burada olmaz. Çünkü distal tüpün bulunduğu alandaki zar üreye geçirgen değildir. Diğer maddelerin geri emilimini yaparak ürenin yoğunluğunun artmasını sağlar. Miktara bir katkısı olmaz. O yüzden yanlış olan bu. E'ye bakalım. Süzülme glomerulustan boğmanın kapsülüne doğru gerçekleşir. Evet doğrudur. Şu şekilde glomerulus etrafını kapatan şu şekilde de boğman var. Boğmana doğru gerçekleşir. 5'teyim. Hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanan canlıların gerçekleştirdiği Fotosentez sevkimiz aşağıda verilmiş. Buna göre bu canlılarla ilgili hangisi yanlış? Atmosfer oksijen kazandırmazlar çünkü yan ürün olarak oksijen üretmiyorlar. Doğrudur. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanmaktadırlar. Doğrudur çünkü farklı bir karbondioksit, farklı bir karbon kaynağı yok. Bakın burada var. Prokaryot hücre yapısına sahiplerdir. Evet çünkü bu canlılar sadece bakterilerdir. Klorofil kullanmadan organik madde sentezi yaparlar. Bu bir kemosentez değil, o yüzden klorofil kullanmadan yapılması mümkün değildir. Bu yüzden cevabımız D oldu. E de bakalım. Hidrojen sülfürü parçalayarak kükürt oluştururlar. Evet, bakın hidrojen sülfür parçalanmış ve kükürt haline gelmiştir. Altıdayım. Bir bitkide aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesiz tomaların kapanmasına yol açmaz? Ortamın karanlık olması buna yol açar. Karardığı zaman artık fotosentez yapılmıyor diye stomayı kapatacaktır. Hormonal aktivite de kapanmaya yol açacaktır. Örneğin absisik asit miktarı kapanmayla alakalı faaliyetler gösterecektir. Mezofil dokusundaki karbondioksit miktar artması. Mezofilde karbondioksit çok fazla artış gösterirse bu yeterince fotosentez yapılacağı anlamına gelir ve bitki Fotosentez yapmaya başlar. Bu fotosentez sonucunu açığa glikozlar çıkar. Ardından bu glikozlar birleştirilerek nişasta haline getirilir. Bu nişasta haline getirilirken de açığa çıkan su da komşu epidermis hücrelere verilir. Komşu epidermis hücreleri su geçişi olduğu için bu olay turgor basıncını düşürür ve stomaların kapanmasına yol açar. Nişasta sentezin artması zaten bunun devamıdır. Yani Karbonhidrat miktarı artınca fotosentez arttı, glikoz sentezlendi, glikozlar nişastaya dönüştü ve e, açığa çıkan suda komşu hücreleri geçip kapattı. İşte oradaki nişasta sentezin artış göstermesi tomaların kapanmasına yol açacaktır. Ama stom hücrelerin potasyum miktarı artması tam tersi açılmaya yol açar. Çünkü potasyum güneş ışığıyla beraber stomalarda artış gösterir. Yani havadaki aydınlık stoma hücrelerine komşu hücrelerden potasyum geçişi şeklinde bir uyarı oluşturur. Ve bu potasyum stoma hücrelerinin ozmotik basıncını yükseltir. Ozmotik basınç yükselince epidermis hücrelerinden yine su gelir. Su gelince turgor yükselir ve en sonunda iki yapı birbirinden iterek açılır. Yedideyim. Beyin ve omurilik yapısına bulunan beyin zarları beynin korunması ve beslenmesine görev alırlar. Bunlar ince zar, örümceksiz zar ve sert zar olmak üzere 3 çeşittir. Bu zarların özellikleri ifadeleri gibi olduğuna göre zarların ifadeleriyle doğru eşleştirmesi hangisidir? Ortada bulunarak diğer zarları birbirine bağlıyorsa bu örümceksi zar olacaktır. En dışta bulunup beyni koruyup kafatasıyla temas ediyorsa bu sert zar olacaktır. Beynin tüm kıvrımlarına girerek damarlarla beynin beslenmesini sağlıyorsa da bu da ince zar olacaktır. O zaman bir örümceksi, 2 sert, 3 ince. Yani cevabımız B olmuş oldu. Bir popülasyonda olayların hangilerinin gerçekleşmesi çevre direncinin artması ile sonuçlanır. Çevre direnci aslında ortamdaki tüm olumsuzluklar diye düşünebiliriz. Hastalık artması olumsuz bir durum çevre direnci ne yapacaktır? Arttıracaktır. Taşıma kapasitesine ulaşılması şeyle düşünelim. Bir eviniz var. Evinizde 5 tane yatak varsa o zaman sizin taşıma kapasiteniz 5'tir. Dolayısıyla evinizdeki 5 kişiyle yani maksimum kapasiteyle yaşamak sizi sinirlendirir. Evde adım atacak yer yok. Her yerden insan çıkıyor. Oturacak yer yok, yatacak yer yok. Ne olur? Direnç gösterirsiniz. İşte bu da çevre direnci sağlayacak. Besin ve su miktarı artması ise azalır. Çünkü bu olumsuz bir şey değil, olumlu bir şeydir. Oradaki bireyleri sinirlendirmez. Çevre direncini öyle düşünelim. Çevrede bir şeyler oluyor ve bireyler sinirleniyorsa çevre direnci artıyor. Hasta oldum, sinirlendim. Ortam kalabalık oldu, sinirlendim. Ama yemek buldum, sinirlendim diye bir şey Olmaz. Dolayısıyla bu gitti ve cevabımız C olmuş oldu. 9. Birbiriyle zıt çalışan kaslara antagonist kas adı verilir. Buna göre A ve B kaslarının antagonist olduğu biliniyorsa çalışmaları sırasında aşağıdaki A ve B'de gerçekleşen olaylardan hangilerinin aynı anda gerçekleşmesi beklenmez. Şimdi o zaman biri kasılma yapacak. Diğeri gevşeme yapacağız. Olaylara bakacağız. İki gevşeme, iki kasılma varsa gitti. Sarkoplazmaya kalsiyum salgılanıyorsa bu kasılma yapılacağı anlamına gelir. Defosforilasyon yapılıyorsa şimdi bu kasılma da olabilir, gevşeme de olabilir. Çünkü her iki olayda da ATP üretilir, tüketilir. Beklenmez dediğine göre ikisi de eğer kasılma kasılmaysa bu olmayabilirdi. Ama biri kasılma, biri gevşeme olma durumu olduğu için bu olabilir. Miyofibriler birbirine yaklaşıyorsa bu olay kasılma sırasında görülen olaylardır. Kas boyu uzuyorsa bu da gevşeme. O zaman biri kasılıp biri gevşiyor demektir. O zaman bunlar antagonist olabilir. Kas boyu kısalıyorsa bu kasılmadır. Sarkomer daralıyorsa bu da kasılmadır. İkisi de kasılma yaptığına göre bu sinerjist bir kas olabilir. O yüzden cevabım C çıktı. Devam edelim. Sarkomer daralıyorsa kasılma vardır. Kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma geri dönüyorsa bu da bir gevşeme olayıdır. Zıt olduğu için antagonist. Defosforilasyon hem kasılmada yapılıyor hem gevşemede. Yani her ikisine de uygun. Kas boyu uzuyorsa o zaman bu gevşeme olayıdır. Demek ki şu kasılma ki ne olacak? Antagonist olabilirler. Ondayım. Tohumlu bir bitkide dişi organda üreme hücrenin oluşturulması aşağıda şematize edilmiş. Buna göre üreme hücrenin oluşumu ile ilgili hangisi yanlış? bir mayoz bölünme olup evet bir makrospordan megaspor oluşum süreci bu bir mayoz bölünmedir. Genetik çeşitliğin oluşmasını temelde hazırlamış doğrudur. Çünkü mayoz bölünmede böyle bir çeşitlilik görülüyor. B. İkinin oluştuğu, oluştuğu hücreler genetik olarak birbirine aynısıdır. İki bir mitoz bölünmedir ve megasporla aynı genetik yapıya sahip 8 tane hücre oluşur. Doğrudur. C. Yumurta polen tüpü içerisindeki sperm ile dönerek döllenerek zigotun oluşumunu sağlar. Yumurta polen tüpünün içinde oluşmuş olan sperm ile birleşir ve bir zigot oluşturacaktır. Bu da doğrudur. Sinerjist çekirdekler polen içindeki sperm ile döllenerek triploid çekirdeğin oluşumunu sağlar. Hayır bu sinerjist değil polar çekirdeklerin yaptığı bir durumdur. O yüzden yanlış olan bu oldu. E ee, de bakalım. 2. Arka arkaya 3 mitozdur. Evet, burada 2 üzeri 3'ten arka arkaya 3 mitoz olduğu için toplam 8 tane çekirdek oluşacaktır. 11 değil. Buna göre inhibitör etkisiyle ilgili enzimlerin hangilerinin görev yapmadığı söylenebilir. Bir bakterinin replikasyonu sırasında fosfodiester bağları oluşumunu engelleyen inhibitör madde verilmektedir. Bir süre sonra bakterin bazı replikasyon enzimlerinin çalışmadığı, bu nedenle replikasyonun tamamlanamadığı. Şimdi fosfodiester ne yapar? İki nükleotidi birbirine bağlar. İki nükleotidi birbirine bağlayan iki tane enzim var. Biri DNA polimeraz. Diğeri ise ligazdır. Zaten şıklara ligaz konmamış. DNA polimeraz nükleotitlerdeki fosfodiester bağlarını bağlayarak yeni zincirin oluşumunu sağlayacak. Eğer böyle bir inhibitor madde eklersek DNA polimerazın görev yapamayacağı anlamına gelir bu. Bu durumda replikasyon tamamlanamaz. Helikaz zaten oradaki şeyleri makas gibi hidrojen bağlarını keser. Protez ise proteinleri sindiren enzimdir. Bu yüzden de cevabım B olmuş oldu. 12 değil. Aşağıda DNA üzerindeki bazı kodonlar verilmiş. Buna göre bu DNA bölgesine üretilecek olan mRNA molekülünün kodon dizilim aşağıdakiden hangisidir? Şimdi kalıp zincirden üretiyorum. Kalıp zincir şu. Buradan bir mRNA üretiyorsam şu tasla başlayalım. Ne olacaktır? A, U, G diye başlıyor. Sonra ardından bakın burada SSA, SSS var ama bu tamamlayıcı zincir. O zaman buradan neye geçiyorum? kalıba geçiyorum. GGG G, G. G. G, G, G mRNA olarak bağlandığında ne olur? S, S, S diye. Guanin karşısı sitozin çünkü. Zaten tamamlayıcı zincir ile mRNA kodon dizilimi olarak birbirine uyumludur. Ardından TTA var. Bu da o zaman timilerin karşısına adenin geleceği için AA. Adenin karşısına da Urasil gelecek. A, A, U olmuş oldu. Ardından GGA. GGA kalıp zincire S, S T diye geçer. SST'de mRNA'ya G, G, A diye geçer. Demin de söylediğim gibi tamamlayıcı zincir ile mRNA aynıdır. Sadece tamamlayıcı zincirdeki timinleri hemen uresi ile çevirmeniz gerekiyor. Çünkü RNA'da timin yok. Bu durumda AUG şunlar gitti. SSS AAU GGA ve cevabımız da A olmuş oldu. 13 ve son soru. Karaciğer tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetleri ile karaciğerin yardımcı olduğu sistem eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Eritropoietin hormonu salgılayarak karaciğer kemiklere der ki kan hücresi üret. Kan hücresi üreterek de dolaşım sistemine yardım etmiş olur. Safra salgılama. Üretilen safra 12 parmak bağırsağına boşaltılarak yağların fiziksel olarak sindirimi sağlanır ve bu sindirim sistemi ile alakalıdır. Amonya üreye çevirmek. Amonyak Ornitin devre adını verdiğimiz bir reaksiyonla üreye çevrilir. Bu üre boşaltım sistemi tarafından atılır. O zaman burada da boşaltıma yardımcı olur. Fibrinojen, heparin, trombonojen maddelerini salgılanmak. Bunlar kan ile ilgili önemli maddelerdir. Bunlar fibrinojen ve trombojen kanın pıtılaştırılmasını sağlayan özel maddelerken heparin ise pıhtılaşmasını engelleyici etki gösterir ve dolaşım sistemiyle alakalıdır. Kan şekerini düzenlemek onun endokrin sistemle alakalı bir faaliyetidir. Kan şekerini düzenleyerek sindirim sistemine destek olamaz. Bu yüzden cevabımız E olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları beğenmişsinizdir. Kaç doğru yaptınız? Kaç yanlış yaptınız? Boş var mı? E, zorluk seviyesi nedir? Genel kitapla ilgili yorumlarınız nelerdir? Hepsini yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Evet bu soruyla da beraber, bu denemeyle de beraber kitabımızdaki 25 tane ayeti denemesini bitirmiş olduk. Umarım bu kitap size fayda sağlamıştır ki ben fayda sağlayacağına inanıyorum. Bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.